Kısa ve net kanalından herkese merhabalar. Bu dersimizde 12. sınıflar için 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi artık okullarımızda yazılılar klasik yani açık uçlu sorulardan oluşacak. Dolayısıyla bizim bu çalışmamızda klasik sorulardan oluşuyor arkadaşlar. Kitabın başından bölgesel kalkınma planlarına kadar olan tüm konular bu çalışma içerisinde yer almaktadır. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Ekstrem doğa olayı nedir? Örnekler verin. Değerli arkadaşlar, yeryüzünde canlıların yaşamasına imkan sağlayan doğa olayları bir düzen içerisinde devam etmektedir. Ancak bu düzen bazen bozulabilmektedir. Doğa olaylarında alışılmışın dışında, nadir görülen uç değerlerdeki durumlara ekstrem doğa olayı diyoruz. Bunlara örnek verecek olursak arkadaşlar. Büyük bir meteor düşme sonucu iklimin değişmesi, biyoçeşitliliğin azalması ya da 7 şiddetinden büyük depremler ekstrem doğal olayları sınıflandırabilir. Yine her mevsim yağışlı olan bir bölgede aylarca yağış düşmemesi ekstrem bir durum iken yazları kurak geçen bir bölgeye yaz mevsiminde şiddetli yağışların düşmesi yine ekstrem bir durumdur. Ya da Konya gibi 300-330 mm yağış alan bir yere bir yılda da 1000 mm yağış düşmesi de yine ekstrem bir durum olacaktır. Şimdi bunlara örnekler yazalım arkadaşlar. İkinci soruyla devam ediyoruz. Ekstrem doğa olaylarını sınıflandırınız. Değerli arkadaşlar, ekstrem doğa olaylarını biz 3 başlık altında topluyoruz. Birinci başlığımızda astronomik kökenli olanlar, ikincisi klimatolojik yani meteorolojik, hidrometeorolojik kökenli olanlar ve üçüncü başlığımız ise jeolojik, jeomorfolojik kökenli ekstrem doğa olayları. Astronomik kökenli doğa olayları arkadaşlar, meteor düşmesi Normal şartlar altında meteorlar atmosferin mezosfer katından geçerken parçalanırlar ve dünyaya bu şekilde ulaşırlar. Ancak nadiren de olsa büyük meteorlar dünyaya çarpabilir, iklim değişebilir, dev tutunabilir, depremler oluşabilir, biyoçeşitlilik azalabilir. Bu yüzden meteor düşmesi karşımıza bir ekstrem doğal olarak çıkmaktadır. Klimatolojik ya da meteorolojik, hidrometeorolojik kökenli doğal olayları ekstrem sıcaklıklar, çok yüksek ya da çok düşük sıcaklıklar aşırı yağışlar, sel ve taşkınlar, fırtınalar, tropikal rüzgarlar ve kuraklık olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Üçüncü grubumuz jeolojik ve jeomorfolojik yani yerin altından ve yer şekillerinden kaynaklanan ekstrem doğu olayları. Bunlar da yine volkan patlamaları, depremler, tsunamiler ve kütle hareketleri olarak gruplandırabiliriz. Geçiyoruz 3. sorumuza. Bilim adamlarına göre gelecekte süper volkanların nerelerde patlaması beklenmektedir? Değerli arkadaşlar süper volkanlar lav haznesi oldukça geniş olan volkanlardır. Bunların patlama sonucu atmosfere yüksek miktarda kül yayılmakta ve bu kül aylarca yıllarca atmosferde asılı kaldığından iklim değişikliğine sosyal ve ekonomik problemlere, bitki ve hayvan türlerinin azalmasına hatta yok olmasına neden olabilmektedir. Büyük ihtimalle bilim adamları bunun Pasifik Ateş Çemberi çevresinde patlamasını beklemektedir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yellowstone ve Endonezya'daki Toba Yanardağı'nın bu şekilde bir patlama yapabileceği beklenmektedir arkadaşlar. Dördüncü sorumuz Sahel bölgesi hakkında kısaca bilgi veriniz. Arkadaşlar Sahel bölgesi Afrika kıtasında Sahra Çölü'nün güneyi ile Savan bölgesinin kuzeyinde kalan bölgedir. Çat, Mali, Nijer, Nijerya, Senegal gibi ülkeler burada bulunmaktadır. Bu bölge kuraklık açısından son derece risklidir. Hatta 1970'den beri şiddetli kuraklıklar yaşanmış. Bu kuraklığa bağlı olarak tarımsal verim düşmüş. Açlık tehlikesi baş göstermiş, böcek istilaları olmuş, milyonlarca insan salgın hastalıklar nedeniyle ölmüş ve göçler yaşanmıştır. Ve geçiyoruz arkadaşlar 5. sorumuza. Kuraklık nedir? Kaç türlü kuraklık vardır? Açıklayın. Değerli arkadaşlar kuraklık yağış yetersizliği nedeniyle yer altı ve yer üstü sularının seviyesinin normal seviyenin altına düşmesidir. Başka bir ifade ile kuraklık yağış miktarının buharlaşma miktarından daha az olmasıdır. üç türlü kuraklıkla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Birincisi meteorolojik kuraklık, ikincisi hidrolojik kuraklık, üçüncüsü ise tarımsal kuraklık. Meteorolojik kuraklık yağışların normal seviyesinin altına düşmesi, hidrolojik kuraklık yeraltı ve yerüstü sularının seviyesinin normal seviyesinin altına düşmesi, tarımsal kuraklık ise bitkilerin büyük gelişebilmesi için ihtiyaç duyduğu suya ulaşamaması durumudur. Kuraklığın insan ve çevreye etkileri neler olabilir? Bir bölgede uzun süreli kuraklık yaşanması durumunda doğal çevre ve beşeri çevre bundan olumsuz etkilenecektir. Bunlar neler olabilir arkadaşlar? Öncelikle şunu söyleyelim. Kuraklık yavaş yavaş gelişir ancak etkisi çok ağır olabilmektedir arkadaşlar. Bu yüzden sinsi bir ekstrem doğal olaydır. Sinsi bir afettir. Bir bölgede uzun süre kuraklık yaşanırsa su kaynakları azalır. Buna bağlı olarak tarımsal verim düşer, tarımsal verim azalır. Biyoçeşitlilik yani bitki ve hayvan türlerinde azalma meydana gelir. Su paylaşımı ile ilgili sorunlar yaşanır. Özellikle sınır aşan akarsuların suları ülkeler arasında anlaşmazlıklara neden olacaktır. Yine kuraklık sonucunda suların azalmasına bağlı olarak hidroelektrik enerji üretimi azalacak, orman yangınlarında artışlar gözlenecek. Kuraklığın çok uzun süre devam etmesi neticesinde sosyal ve ekonomik denge bozulacak işsizlik ve buna bağlı olarak göçler yaşanacaktır. Hatta böcek istilaları da yine kuraklık neticesinde görülebilecek durumlardır arkadaşlar. Kasırga nedir? Nerelerde etkili olur? Nerelerde hangi isimler verilmiştir? Evet Arkadaşlar saatteki hızı 118 kilometrenin üstünde ve tropikal kuşakta etkili olan rüzgarlara kasırga ya da tropikal siklon ismini veriyoruz. Bunlar 5 ile 30 derece enlemler arasında okyanus kıyılarında etkilidir. Meksika körfezinde ve ABD'de harikayın. Avustralya'da Vili Vili, Afrika'nın doğusunda Siklon ve Asya'nın güneyinde Tayfun ismini almaktadır. Soru 8 sera etkisi hakkında bilgi verin. Sera gazları nelerdir? Yeryüzüne ulaşan güneş ışınları arkadaşlar yeri ısıttıktan sonra geri yansır ve uzaya gitmeleri gerekir. Ancak uzaya yansıması, uzaya gitmesi gereken bu ışınlar sera gazları tarafından nedir bu sera gazları? Karbondioksit, ozon, azotoksit, su buharı, metan gibi gazlar uzaya gitmesi gereken bu ışınlar bu gazlar tarafından sera gazları tarafından tutulur ve dünyanın, yerin daha fazla ısınmasını sağlar. Aslında bu durum dünya için olumludur çünkü sera etkisi olmasaydı dünyanın sıcaklığı ortalama eksi 18 derece olacaktı. Sera etkisi sayesinde 33 derece ısınarak dünyanın bugünkü ortalama sıcaklığı 15 dereceye artı 15 derece ulaşmıştır. Bu olumlu bir şeydir. Korkulan nedir arkadaşlar? Olumsuz olan nedir? Sera etkisinin giderek artmasıdır. Ve geçiyoruz arkadaşlar 9. sorumuza. Küresel iklim değişikliğine neden olan insan faaliyetleri nelerdir? Küresel iklim değişimi doğal bir döngüdür. 3. zamanın son dönemi olan Kuaterner'de 4 defa buzul dönemi yaşanmış ve ardından buzul arası dönemler yaşanmıştır. Yani küresel iklim değişikliği doğal bir döngüdür. Ancak insanların yapmış olduğu çeşitli faaliyetler küresel iklim değişikliğini hızlandırmaktadır. Peki nedir arkadaşlar bunlar? Birincisi fosil yakıt kullanımı. Yani özellikle kömür ve petrol. Kömür ve petrolü sanayi tesislerinde, motorlu taşıtlarda ya da elektrik üretmek için biz kullandıkça atmosferin gaz dengesini bozuyoruz, karbondioksit miktarını artırıyoruz ve küresel iklim değişikliğine neden oluyor. Bir diğeri ormanların tahribi, orman alanlarının giderek azalması yine karbon döngüsünü, karbondioksit döngüsünü etkilemekte ve iklim değişikliğine neden olmaktadır. Tarım uygulamaları ise arkadaşlar yine küresel iklim değişikliğini tetiklemektedir. Özellikle bataklık şeklinde yapılan tarım yani pirinç tarımı metan gazını salgılamakta. Yine büyükbaş hayvanların dışkılarından çıkan metan gazı da küresel iklim değişikliğini etkilemektedir. Ayrıca dünya nüfusunun artmasına bağlı olarak meydana gelen yüksek miktardaki atıklardan ve çöplerden de metan gazı doğmakta. Dolayısıyla atmosferin gaz dengesi bozulmakta. Küresel iklim değişikliği meydana gelmektedir. 10. sorumuz küresel iklim değişikliğinin doğal ve beşeri çevreye olası etkileri nelerdir? Yani iklim değişikliği bu şekilde devam ederse, küresel ısınma bu şekilde devam ederse doğal ve beşeri çevrede ne gibi sonuçlar ortaya çıkacaktır? Öncelikle arkadaşlar uç değerdeki hava olayları yaşanmaya başlayacaktır. Çok yüksek sıcaklıklar, çok düşük sıcaklıklar, aşırı yağışlar ya da aşırı kuraklık gibi. Meteorolojik ve hidrometeorolojik afetler artacak. Yağış miktarındaki artışlara bağlı olarak sel ve taşkınlar ya da kuraklığa bağlı olarak afetler artacaktır. Buzullar eriyecek. Gerek kutup noktalarında bulunan buzullar, gerekse dağ buzulları eriyecek. Bunlara bağlı olarak sel ve taşkınlar meydana gelecek. Buzulların erimesine bağlı olarak deniz seviyesi yükselecek. Deniz kıyısındaki alçak yerler, verimli tarım arazileri ya da yoğun nüfuslu yerler sular altında kalacak. Yine atmosferdeki gaz dengesinin bozulmasına bağlı olarak denizlerin asitliliği artacak arkadaşlar. Biyoçeşitlilik azalacak. Gerek kutup bölgelerinde yaşayan canlılar gerekse denizlerin asitliliğine alışamayan canlılar ortadan kalkacak veya göç edecekler. Çölleşme artacak. Çöl alanları genişleyecek. Ve bütün bunlara bağlı olarak sosyal ve ekonomik sorunlar, savaşlar, işsizlik ve göçler ortaya çıkabilecek arkadaşlar. geçiyoruz 11. sorumuza. Yine küresel iklim değişikliği ile ilgili çıkabilecek bir soru arkadaşlar. Küresel iklim değişikliğinin etkisini azaltmak için neler yapılabilir? Anladık ki artık küresel iklim değişikliği durdurulamıyor ancak yavaşlatılabilir. O yüzden biz neler yapabiliriz? Yani küresel iklim değişikliğini yavaşlatmak için, etkisini azaltmak için neler yapabiliriz? Birincisi arkadaşlar sera gazı salınımı azaltılmalı. Yani fosil yakıt tüketimi azaltılmalı. Az enerji tüketen ürünler kullanılmalı. Yani enerji tasarruflu cihazlar tercih edilmeli. Evlerimize ısı yalıtımı yaptırabiliriz. Enerji tasarrufu yapabiliriz arkadaşlar. Orman alanları korunmalı. Orman alanları genişletilmeli. Geri dönüşüme önem verilmeli. Biliyoruz geri dönüşüme önem verdikçe tekrar üretmek için kullanandan daha az enerji kullanılacaktır. Su kaynakları korunmalı ve en önemlisi alternatif enerji kaynaklarına ağırlık verilmeli. Güneş enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, rüzgar enerjisi gibi enerjilerin kullanımına ve yaygınlaştırılmasına ağırlık verilmeli. Bu sayede küresel iklim değişikliği belki yavaşlatılabilir. 12. sorumuz Kyoto protokolü hakkında kısaca bilgi verin. Arkadaşlar önce Brezilya'nın Rio kentinde 1992 yılında toplanmıştır. Ardından 1997'de Japonya'nın eski başkenti Kyoto'da toplanmıştır. Oradan ismini almıştır. Türkiye ise 2009 yılında Kyoto protokolüne taraf olmuştur. Peki amacı nedir bu protokolün arkadaşlar? Birincisi sera gazı salınımını %18 oranında azaltmak. İkincisi fosil yakıt yerine alternatif enerji kaynaklarını kullanmak. Ve üçüncüsü az enerji tüketen sistemlere geçmek. 13. sorumuz Paris İklim Anlaşması hakkında kısaca bilgi verin. Yine Kyoto Protokolü ile aynı çerçevede bir anlaşma arkadaşlar. 2016'da yürürlüğe girmiştir. Türkiye ise 2021'de bu anlaşmaya taraf olmuştur. Paris İklim Anlaşmasına göre küresel sıcaklık artışı 2 derecenin altında tutulmalı, sera gazı salınımı azaltılmalı, çevreci, sürdürülebilir ekonomi politikaları benimsenmeli arkadaşlar. Geçiyoruz 14. sorumuz arkadaşlar. 14. sorumuz. Ekonomik faaliyetlerle sosyal ve kültürel hayat arasında nasıl bir ilişki vardır? Örneklerle açıklayın. Arkadaşlar artık beşeri sistemlere geçtik. Doğa sistemlerden beşeri sistemlerle ilgili bir soru. Tabii ki ekonomik faaliyetler ile sosyal ve kültürel hayat arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Örneğin tarımın baskın olduğu yerlerde insanlar ne konuşur arkadaşlar? Hava durumu takip edilir. Hava durumu sürekli konuşulur. Yılın belli dönemlerinde işler çok aşırı derece yoğunlaşırken Belli bir döneminde insanlar yapacak işi azalabilir. İmece usulü yani yardımlaşma yaygındır ve bu bölgelerde tarımın baskın olduğu yerlerde panayırlar, festivaller tarım ürünlerine dayalı olarak yapılabilir. Yani burada böyle bir hayat vardır. Hizmet ve sanayi sektörünün baskın olduğu yerlerde ise arkadaşlar örneğin tatiller çok önceden bellidir. Hafta sonu tatildir. İnsanlar ileriye dönük ne yapabilirler? planlar yapabilirler. Bu planlar çerçevesinde tiyatro, sinema, spor gibi etkinlikler, aktiviteler bu insanların hayatında önemli bir yer tutacaktır, yaygın olacaktır. Gazete ve kitap okuma alışkanlıklarının yine hizmet ve sanayi sektörünün yaygın olduğu bölgelerde daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Kadının çalışma hayatındaki yerinin yine hizmet ve sanayi sektörüne bağlı olarak arttığını söyleyebiliriz. Veya Başka bir örneği turizm sektöründen verebiliriz. Baskın ekonomik faaliyetin turizm olduğu yerlerde arkadaşlar dil öğrenme, dil kursları yaygındır. Kültürel etkileşim buralarda elbette ki yabancılarla kültürel etkileşim daha fazladır. Yeme, içme, otel, motel gibi kültürel aktiviteler yine burada yaygındır. Hazır beslenme sanayinin, hizmet sektörünün ve turizm sektörünün fazla geliştiği yerlerde hazır beslenme yaygındır. Ama tarım faaliyetlerinin yaygın olduğu yerlerde insanlar daha çok kendi ürettikleriyle beslenmektedirler. Yine turizm bölgelerinde insanlar daha geç saatlere kadar çalışmakta ve daha çalışmaya daha geç saatte başlamaktadır. Yani dolayısıyla çalışma saatleri de yine ekonomik faaliyetlerle doğrudan ilgilidir. Şimdi bunları yazıya dökelim arkadaşlar. 15. sorumuz. Silikon Vadisi'nde önceleri tarım, ardından madencilik ve en son teknoloji sanayi baskın ekonomik faaliyet olmuştur. Yani Silikon Vadisi'ndeki ekonomik faaliyetler yıldan yıla değişmiştir arkadaşlar. Silikon Vadisi'ndeki bu değişim sosyal ve kültürel hayatta ne gibi değişimler meydana getirmiştir? Biz burada soru olarak Silikon Vadisi'ni aldık ama bu Batman'da olabilirdi. Yani ekonomik faaliyet değiştikçe o bölgedeki sosyal ve kültürel hayatta değişmektedir. Peki burada nasıl bir değişim olmuş? tarım döneminde toprağa sürme, ekme, dikme, hasat, hayvan otlatma önemli etkinliklerdi ve insanlar arasında yardımlaşma ön plandaydı. Madencilikle birlikte gelir düzeyi artmış, çevreyle etkileşim içerisine girmiştir. Yani bir önceki döneme göre daha fazla etkileşim yaşanmıştır. Teknoloji merkezi olmasıyla İnsanların gelir düzeyi iyice artmıştır. Eğitim seviyesi yükselmiştir. Giyinme, beslenme, yaşam tarzları değişmiştir. Sporlar, konserler, eğlence, tatil gibi olgular bu insanların hayatına girmiştir. Restoranlardan beslenme, dışarıda yemek yeme gibi ve bireysel yaşama ön plana çıkmıştır arkadaşlar. geçiyoruz 16. sorumuza. Hızlı kentleşmeden kaynaklanabilecek sorunlar nelerdir? Evet arkadaşlar, özellikle sanayi devrimi ile birlikte kentleşmede hızlanma meydana gelmiş ve ülkelerin gelişme seviyesi kentleşme seviyesinin gerisinde kalmış. Bu da bazı sorunlar ortaya çıkarmıştır. Nedir bu sorunlar? Öncelikle plansız ve çarpık kentleşme. Yani şehir içerisindeki yeşil alanlar azalmış. Sanayi tesisleri şehrin içerisinde kalmış. Altyapısı olmayan gece kondu mahalleleri ortaya çıkmış arkadaşlar. Çevre sorunları, işsizlik, trafik yoğunluğu, tarım ve orman alanlarında azalma, şehir içi yeşil alanlarında azalma, gürültü ve ışık kirliliği, asayiş ve güvenlik sorunları arkadaşlar hızlı kentleşmeden sonra ortaya çıkabilecek başlıca problemlerdir. 17. sorumuz arkadaşlar şehirleşmedeki hızlı artış hangi olaydan sonra gerçekleşmiştir? Değerli arkadaşlar ilk şehirler Mezopotamya, Mısır, Hindistan, Çin ve Orta Amerika'da tarıma bağlı olarak doğmuşlardır. Ancak şehirleşmedeki asıl artış, şehirleşmeyi hızlandıran asıl olay James Watt'ın buhar makinesini bulması ve bunun yaygınlaşmasıyla meydana gelen sanayi devriminden sonra olmuştur. Dünyadaki ilk sanayi şehri İngiltere'de Manchester olarak karşımıza çıkmaktadır. Soru 18. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak aşırı makineleşme ne gibi sorunları da beraberinde getirecektir? Getirebilir. Değerli arkadaşlar, sanayinin gelişmesi, teknolojinin gelişmesi, yeni yeni makinelerin bulunması ve yaygın bir şekilde kullanılması olumlu yönlerinin yanında olumsuz bazı sonuçlar da doğuracaktır. Bunlar çevre sorunları, doğal kaynakların tüketiminin hızlanması, daha fazla doğal kaynağın daha hızlı tüketilmesi, sosyal ve Psikolojik sorunlar, bıkkınlık yani sürekli aynı iş yapan insanlar. Banttan bir ürünü alıp kolilere dolduran insanlar. Günlerce, aylarca aynı işi yapıyor ve bıkkınlık meydana gelebiliyor. Mesleki hastalıklar ortaya çıkabilir. Sürekli aynı işi yapan insanlarda bazı kaslarda zayıflamalar veya bel ağrıları gibi mesleki hastalıklar ortaya çıkabilir. Sosyal ilişkilerin azalması. Yani daha çok makinelerle muhatap olunduğundan dolayı insanların birbiriyle ilişkileri, birbirlerini görmeleri ne yapacaktır? Azalacaktır. Geçiyoruz 19. sorumuza. Dünya nüfusunun 2075 yılında 10 milyar olması ne gibi sorunlara yol açacaktır? Dünya nüfus artış hızı düşse de dünya nüfusu artmaya devam ediyor. 2075 yılında 10 milyar, 2100 yılında yaklaşık 10,5 milyar olması bekleniyor. Dünya nüfusu bu şekilde artmaya devam ederse bazı problemlerin ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. Bunların başında gıda problemi, enerji problemi, tatlı su problemi, yerleşecek alan problemi ve güvenlik sorunları gelmektedir. Gelecekte nüfus, yerleşme ve ekonomik alanlarda nasıl bir değişim beklenmektedir? Önceki sorulardan gördük ki arkadaşlar doğal sistemlerde bazı değişiklikler olacak. Beşeri sistemlerde de değişiklikler olacak. Peki bu değişiklikler nasıl meydana gelecek? Öncelikle dünya nüfusu daha da artacak. 2100 yılında 10,5 milyar olacaktır. Nüfus artış hızı düşecek. Yaşlı nüfus oranı artacaktır. En fazla nüfus artış hızı Afrika kıtasında olacaktır. Yine bu nüfusun büyük bir bölümü kentlerde yaşayacaktır. Dünya nüfusuyla ilgili bunu söyleyebiliriz. Peki yerleşme konusunda ne diyebiliriz? Dünya nüfusunun bu şekilde artması yerleşilecek alan sıkıntısı doğuracaktır. Tek katlı bahçeli evler yerine çok katlı dikey mimari tercih edilecek, yaygınlaşacaktır. Hem şehirlerin nüfusu artacak hem de yeni yeni büyük şehirler ortaya çıkacaktır. Ayrıca bu büyük şehirlerin kenarlarında, çevrelerinde uydu kentler görülecektir. Uzay yerleşmeleriyle ilgili projeler daha da sık dillendirilecektir. Geçiyoruz arkadaşlar 21. sorumuza. 21. sorumuz işlevsel bölge ne demektir? Kaç gruba ayrılır? Arkadaşlar ülkeye daha iyi ve eşit hizmet sunmak için istatistiksel verilerin toplandığı, değerlendirildiği, projelerin hayata geçirilmeye çalışıldığı, hizmetlerin ve yönetimin organize bir şekilde yürütüldüğü bölgelere işlevsel bölge denilmektedir. İşlevsel bölgele, işlevsel hizmet bölgesi, işlevsel yönetim bölgesi İşlevsel istatistik bölgesi ve işlevsel plan proje bölgesi olmak üzere 4 gruba ayrılır. 22. ve son sorumuz arkadaşlar işlevsel bölgeleri gruplandırarak birer örnek veriniz. Az önceki soruda bundan bahsetmiştik. İşlevsel bölgeler arkadaşlar, hizmet bölgeleri, yönetim bölgeleri, istatistik bölgeleri, plan ve proje bölgeleri olmak üzere 4 gruba ayrılır. Şimdi bunlardan kısaca bahsedelim. İşlevsel yönetim bölgeleri hizmetlerin sunulması, yasaların uygulanması için oluşturulmuş bölgelerdir. Merkeze bağlı ve yerel olmak üzere 2 gruba ayrılır. Merkeze bağlı olanlar il ve ilçe yönetimleri yani valilik ve kaymakamlıklar, yerel olanlar ise muhtarlıklar ve belediye başkanlıklardır. İkinci bölge türümüz işlevsel hizmet bölgesi, sağlık, eğitim, ulaşım, turizm gibi faaliyetlerin ülke genelinde düzenli ve yaygın bir şekilde yürütülmesi için oluşturulmuştur. Karayolları Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Orman Genel Müdürlüğü gibi müdürlükler ülkeyi alt bölge müdürlüklerine ayırarak daha iyi hizmet vermeye çalışmaktadırlar. Örneğin karayolları ülkemizi 18 bölge müdürlüğüne bölerek daha iyi hizmet vermeye çalışmaktadır. Üçüncü işlevsel bölgemiz ise arkadaşlar istatistik bölgeleri. Düzenli ve güvenilir istatistikler devletlerin kalkınması için şarttır. Güvenilir olması lazım. Düzenli bir şekilde istatistiklerin tutulması lazım. Yapılacak olan planlamalarda istatistikler son derece önemlidir arkadaşlar. Ülkemizde bu işi TÜİK yapmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu yapmaktadır. TÜİK sosyal, ekonomik, tarım, ticaret, nüfus gibi konularda veriler toplar, bunları analiz eder ve gerekli kurumlara bu analizleri sunar arkadaşlar. TÜİK ülkemizi 3 gruba ayırmıştır. Düzey 3'te illerden oluşmakta, 81 ilden meydana gelmektedir. Düzey 2 ise arkadaşlar birkaç tane ilden meydana gelmekte ve 26 gruptan oluşmaktadır. Düzey 1'de ise arkadaşlar 12 grup bulunmaktadır. Ve Türkiye'nin tamamı bu şekilde istatistikleri toplanarak raporlar hazırlanmaktadır. Dördüncü işlevsel bölgemiz ise plan ve proje bölgeleri. Bildiğiniz gibi ülkemizde bölgeler arasındaki kalkınmışlık farkı oldukça fazla arkadaşlar. Bölgeler arasındaki kalkınmışlık farkını ortadan kaldırmak için geri kalmış bölgelerde ekonomiyi canlandırmak, Sosyal ve kültürel yönden bu bölgelerin daha da yükselmesini sağlamak amacıyla plan ve proje bölgeleri oluşturulmuştur. Bunlardan bazıları GAP, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Projesi, DAP, Doğu Anadolu Bölgesi Projesi, DOKAP, Doğu Karadeniz Projesi, YHGP, Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi, KOP, Konyovası Projesi ve ZBK, Zonguldak, Bartın, Karabük projeleridir arkadaşlar. Değerli arkadaşlar yazılıya hazırlık çalışmamız burada sona erdi. Hepinize başarılar diliyorum. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.